Amerika kıtası 1492'de keşfedildiğinde Fransızlar, İspanyollar, Portekizler ve İngilizler diğer ülkelerden topladıkları vatandaşları buraya getirerek kendi sömürge alanlarını oluşturdu. Zamanla Amerika diye bir ülke kuruldu ve buraya gelen halk 1776'da bağımsızlıklarını ilan etti. Elbette ki bu kanlı oldu. İşte tam bu noktada Amerika Birleşik Devletleri olarak tanınan devlet her zaman gündeme ırkçılıkla geldi. İşte Amerika'nın ırkçılık tarihi. Amerika'nın keşfi sonrası ülke yeniden inşa edildi. O yıllarda Avrupa'daki şirketler kendi ülkelerinde mahkum olan insanları satın alıyor, gemilerle buraya getirip köle olarak çalıştırıyordu. Mahkumlar zor şartları beğenmeyerek isyan ediyor. Çoğu zaman da bu isyanları bulundukları yerlerde yönetimi ele geçirmeleriyle sonuçlanıyordu. Bu sorunu tamamen ortadan kaldırmak isteyen İngiliz hükümetine bağlı şirketler yönünü Afrika kıtasına çevirdi. Afrikalıları Amerika'ya getirerek hem daha ucuz iş gücüne sahip olmak hem de köle ticaretinden büyük paralar kazanmak istediler. Tam da bu noktada yüzyıllar boyunca ten renkleri yüzünden siyahi olarak anılacak insanların acı dolu tarihi başlıyor. Afrika'dan asker zoruyla gemilere alınan insanlar daha yolculuğun ilk anlarında acı çekmeye başlıyordu. Erkekler geminin ön tarafında, kadınlarsa arka tarafında yolculuk edebiliyordu. Çeşitli işkencelere maruz kalan erkeklerin çalışma alanı kazan dairesiydi. Kadınların kaderi ise daha acıydı. Hem geminin temizliğiyle uğraşıyorlar, hem de gemi çalışanları ve askerler tarafından tecavüze uğruyorlardı. Yolculuk sonunda Amerika'ya ulaşan kadınların birçoğu hamile olarak kıtaya ayak basıyordu. Şirketler uzun yıllar boyunca bu işlemi sürdürdü. Ülkeye getirilen Afrikalılar her alanda köle olarak çalıştırıldı. Hepsi ağır şartlarda çalışıyor, bir insanın hak etmediği yaşam tarzı sürüyordu. Uzun yıllar süren işkenceler sonucunda ilk isyan 1831'de baş gösterdi. 1831'in Ağustos ayında Ned Turner isimli Afrikalı, annesine işkence yapılınca yanına aldığı 75 arkadaşıyla Virginia'da 60 beyazı öldürdü. Olay sonrası askerler şehre geldi, 100 Afrikalı askerler ve halk tarafından öldürüldü. Ned Turner 6 haftalık kaçışından sonra askerler tarafından yakalandı ve idam edildi. Bu olay tarihçiler tarafından Amerikan İç Savaşı'nın başlangıcı olarak addedildi. Çünkü bu tarihlerde Amerika'da kölelik karşıtı hareketler de başladı. Ama ülkeyi yönetenler bu hareketlere tamamen karşı çıkıyordu. Ülkenin güney ve kuzey arasında ayrım başlamıştı. Güneyde yaşayanlar kölelik sistemini savunuyor, kuzeylilerse sisteme karşı çıkıyordu. 1861'in baharında güney eyaletlerinde yer alan 11 eyalet birlikten ayrıldı. Müttefik eyaletler adı altında yeni bir oluşuma gittiler. Bu ayrımın en temel sebebi kuzey eyaletlerinin köleliğe karşı çıkmasıydı. Abraham Lincoln'un başkanlığı sırasında başlayan iç savaş, Lincoln'un kölelik karşıtı duruşuyla kuzeyin lehine doğru gelişti. 1863'ün Ocak ayında Lincoln, başkanlık kararnamesi yayımlayarak her eyaletin köleleri koşulsuz serbest bırakmasını yasal mecburiyet haline getirdi. Lincoln'un bu kararıyla birlikte özgür kalan tam 186 bin Afrikalı, yani siyahi, asker olarak Güney eyaletlerine karşı Kuzey eyaletlerinin yanında savaşa girdi. 1865'te iç savaş sona erdiğinde 620 bin kişi hayatını kaybetmişti. Bunlardan 38 bini Afrikalıydı. O dönem Amerika'nın nüfusu 35 milyon civarındaydı. Savaşı Kuzeyliler kazanınca 4 milyon Afrikalı özgürlüğüne kavuştu. Savaş sonrası anayasanın 13. maddesi yazılarak köleliğin herhangi bir şekli Amerika'da yasaklandı. Kölelik resmen kaldırılsa da Güney eyaletleri kısmi kölelik yasalarıyla gayri resmi köleliği devam ettirdi. Köleliği kaldıran Abraham Lincoln aşırı bir Güneyli tarafından öldürülünce başkanlığa getirilen Andrew Johnson 1867'de anayasaya 14. madde adı altında yeniden yapılanma yasasını getirdi. Bu yasayla beraber formal köleliği devam ettiren Güney eyaletlerinde sıkı yönetim ilan edildi. Bu yasayla birlikte herkes yasalar karşısında eşit sayıldı. Aynı yasayla birlikte 11 eyaletin ABD'ye katılmaları, herkese oy hakkı vermelerine
bağlandı. 1870 yılında anayasaya eklenen 15. madde ile birlikte de herkese eşit oy hakkı imkanı getirildi. Bu yasayla birlikte siyahi diye adlandırılan Afrikalılar, Güney eyaletlerinde, yerel hükümetlerde ve kongrede temsil imkanı buldu. Bu gelişmeler sonrası ülkede faşist gruplar kuruldu. KKK yani Ku Klux Klan gibi. Amerika tarihinin en faşist yapılanması olan bu gruplar, modern Amerika tarihinin en karanlık sayfalarını oluşturdu. Polisler, hakimler ve avukatlara kadar geniş bir yelpazede yandaş bulan bu gruplar birçok savunmasız insan öldürdü. Afrikalıların köle değil hür insanlar olmasını hazmedemeyen, kendilerini yüksek beyazlar olarak gören gruplar, siyahilerin yeniden köle olması için ellerinden geleni yaptı. Kuzeyliler bir dönem güneyde kontrolü ele aldı. Ama zamanla bu kontrol zayıfladı. Sonra da güneyli eyaletlerde tekrar ayrımcı yasalar çıkmaya başladı. Jim Crow yasaları olarak tarihe geçen bu yasalar, siyahileri sosyal hayatta ayrımcılığa maruz bıraktı. 1885'te Güney eyaletlerin çoğunda bu yasayla birlikte Afrikalılar ancak kendilerine ayrılan yollarda yürüyebiliyor, sadece kendilerine ayrılan okullara gidiyordu. 1900'lere gelindiğinde Amerika'da adeta iki çeşit sosyal yaşam vardı. Bütün sosyal hayat siyahlar ve beyazlar diye ayrılmıştı. Siyahilerin kendilerine ayrılmış alandan dışarı çıkmaları mümkün değildi. Amerikan Yüksek Mahkemesi 1896 yılında bir yasa çıkararak bu ayrımcılığı resmi hale getirdi. Ayrı ama eşit olarak çevrilebilecek bu yasa 1954 yılına kadar yürürlükte kaldı. Amerika'nın ırkçılık tarihinde Rosa Parks'ın otobüste oturan fotoğrafı baş köşededir. 1 Aralık 1955. Rosa Parks, Alabama eyaletinde otobüste yolculuk ederken şoför oturduğu koltuktan kalkmasını ve yerini beyaza vermesini ister. Rosa Parks isteğini reddedince polis tarafından şehir yönetmeliğinin ırk ayrımı bölümünü ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınır. Bu yönetmeliğe göre ön koltuklar beyazların, arka koltuklarsa siyahlarındır. Ön tarafa en yakın yerdeki siyahiler koltuklarını beyazlara bırakmak zorundadır. Rosa 4 gün gözaltında tutulunca Montgomery Gelişim Birliği otobüsleri boykot etti. Bu birliğin başındaki kişi ise Amerika'nın adını daha sonra sıkça duyacağı papaz Martin Luther King'ti. 13 Kasım 1956'da Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozarak otobüslerde uygulanan ırkçı yönetmeliğin anayasanın 14. maddesine aykırı olduğuna hükmetti. Bu olaydan sonra Rosa Parks, ABD'de insan hakları hareketlerinin anası olarak anıldı. Ağustos 1955'te Emmett Till isimli genç akrabalarını ziyaret için Mississippi'ye gitti. Burada iki kişi tarafından amcasının evinden kaçırılan genç kurşunlandıktan sonra nehre atıldı. Zanlılar yakalandı ve yargılandı. İki kişi cinayeti itiraf etti. Ancak beyaz erkekler tarafından oluşturulan jüri tarafından suçsuz bulundu ve serbest bırakıldı. 1956'da da Arkansas'ta okullar açıldığında 9 siyahi öğrenci okula gitmek istedi. Ancak diğer öğrenciler onları protesto etti. Vali Orville Faubus ulusal muhafızlarını okula gönderdi, öğrencilerin okula girmesini engelledi. 1960'da CORE isimli örgüt, yolculuklarda ırk ayrımını protesto etmek için 7 siyahi ve 6 beyaz Amerikalıyı otobüsle Washington'dan New Orleans'a gönderdi. Otobüs beyaz ırkçılar tarafından Alabama yakınlarında bombalandı. Bu olay sonrası Şehirler Arası Ticaret Komitesi yayınladığı genelgeyle yolculuklarda herhangi bir ayrımcılığın uygulanmamasını dikte etti. 1963'ün Eylül ayında faşistler siyahilerin yoğunlukla gittiği kiliseyi bombaladı. 4 siyahi genç öldü, onlarca kişi yaralandı. Bu olaylar sonrası insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King katıldığı bir gösteride gözaltına alındı. King, 28 Ağustos 1963'te 250 bin siyahi ve beyaz karışımı insanları Washington'da bir araya getirerek Amerika'daki ırkçılığı protesto etti. King, "Bir hayalim var" diyerek başladığı konuşmasında Amerika'daki ırkçı yasaları ve adaletsizliği eleştirdi. "Umarım bunlar bir gün biter," dedi. Başkan adayı John F. Kennedy seçim çalışmalarına başladığında insan hakları ile ilgili geniş bir yasa tasarısı üzerinde durduğunu açıkladı. Ve siyahilerin %70'inin oyunu alarak da başkan seçildi. Kennedy, Kasım 1963'te Teksas'ta öldürüldüğünde
tam da bu yasanın hazırlanmasıyla meşguldü. Ondan sonra göreve gelen Lyndon Johnson bu yasanın çıkarılması için çok çalıştı ve yasa 1964'te Kongre'den geçti. Bu yasa federal hükümetlere ayrımcılıkla mücadelede geniş yetkiler tanıdı. Yasayla beraber iş ve işçi bulmada herhangi bir ayrımcılığın yapılmasının önüne geçildi. Tam da bu tarihlerde Amerika'da galiba işler düzeliyor cümleleri kurulmaya başlandı. Zira ırkçılığa karşı ilk ceza da verilmişti. Her şey iyi gidiyordu. En azından görünen tablo buydu. Düşünceler bu yöndeydi. Ama galiba iyileşme tam olmayacaktı. Malcolm X girmişti insanların hayatına. Malcolm'un hapse girmesine karıştığı bir soygun sebep olmuştu. 1952'de hapisten çıktı. Hapisteyken rehabilite olmuş, Müslümanlığı seçmişti Malcolm. Hapisten çıktıktan sonra hızlı bir insan aktivisti oldu. Bu konuda diğer bir ünlü lider, Dr. Martin Luther King de yarış halindeydi. Malcolm X şiddeti benimsemedi. Ama bir şiddet eğilimi olursa kendini savunmayı da hak olarak gördü. Malcolm X 1964'te kendi camisini kurdu. Aynı yıl hacca gidip geldi. İsmini de Melik El Şahbaz olarak değiştirdi. 21 Şubat 1965'te Malcolm X, New York'un Harlem şehrinde konuşma yaparken daha önce üyesi olduğu örgüt tarafından öldürüldü. Malcolm'un vücuduna 15 kurşun isabet etti. Malcolm'dan geriye şu söz kaldı. Biz siyahiler devrim yapacaktık, ona zenciler engel oldu. 4 Nisan 1968'de de Nobel Barış Ödüllü insan hakları aktivisti Dr. Martin Luther King, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde bir motelin balkonundan silahla vurularak öldürüldü. Onun öldürülmesi siyahiler arasında büyük bir hoşnutsuzluk oluşturdu. Büyük bir grev, isyan ve yağmalamalara neden oldu. Bu isyanlar yüze yakın Amerika şehrinde haftalarca devam etti. 1970'lerin ilk yarısında insan hakları açısından kısmi bir iyileşme yaşandı. Bu iyileşme bir başka akımı da güçlendirdi. Ulusal Siyahi Feminist Organizasyonu. Bu organizasyonun kurucusu Margaret Sloan, özgürlüğün sadece erkekler için değil, aynı zamanda kadınlar için de olması gerektiğini savunuyordu. Ve artık Amerika'da hayat siyahiler için daha olağan duruma gelmişti. Zira devlet kademelerinde daha fazla görev almaya başlayabiliyorlardı. 1973 yılında ABD Senatosu'nda görev yapan Shirley Chisholm, iki büyük parti içinde başkanlığa adaylığını koyan ilk kadın ve ilk siyahi oldu. Chisholm 1968'de Kongre'de temsil gücünü elde eden ilk siyahi kadın olarak da tarihe geçti. Barack Obama, hatırlarsınız, 2009'da ABD'nin ilk siyahi başkanı oldu. Ama Obama döneminde de ABD'de ırkçılık hiç azalmadı. Görünürde azalmaların yaşandığı söylense de, madalyonun görünmeyen yüzünde işlerin aynı kaldığı biliniyor. Amerika'da polis şiddetinden dolayı ölen siyahilerin rakamları bilinmiyor. Zira devlet bu rakamları saklıyor. Son yıllarda ülkede siyahilere karşı en büyük şiddeti polis teşkilatı uyguluyor. Yapılan onca reforma ve yasalara rağmen durum değişmiş değil. Afrika'dan zorla getirilip ABD'de köle olarak çalıştırılan insanlar yaklaşık 400 yıldır eziyet yumağının içerisinde. Kölelik kaldırıldıktan sonra ev almaları, iş kurmaları zor olan bu insanlar şimdi de aynı sorunları yaşamıyor değil. Zira karşımızda ırkçılık hastalığına kapılmış bir devlet var. Irkçılık hastalığına kapılmış bir devleti tedavi etmek ne kadar mümkün? 1619 tarihinde Angola'dan hareket eden Beyaz Aslan isimli İngiliz gemisiyle başlayan, yaklaşık 350 siyahi kölenin 20 küsürünün Amerika'ya ulaşmasıyla gelişen, Amerika'nın iç savaşına neden olan köle ticaretiyle kabuğundan çıkan, şimdilerde ura dönüşen ırkçılık problemi sizce ne zaman son bulur?